Sen bir anlat bakayım. Bir doğru dürüst anlat bana ne oldu. Hadi. Ya anlayacak bir şey yok işte. Begüm son anda dahil olmuş. Faruk'ta haber vermemiş. Kampı bastın sen de. Ne yapayım? Gidip kendi gözümle görmek istedim. Ne gördün peki? Teyze Faruk değişmiş. Emir'den sonra değişti. Ben kabullenmeye hazırım sanıyordum ama değilmişim galiba. Tamam artık o bir baba. Sorumlulukları var. Öncelikleri var. Ama onu hayatımın sonuna kadar Emir'le paylaşmak... ama aynı zamanda da Emir'i onunla paylaşamamak... çok zor. Yaşadıkça görüyorum. Nasıl başa çıkacağım bilmiyorum ki. Sadece o çocuğun hayatını Begüm çalmadı, ben de çaldım. Çok şükür buradasın. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada Süreyya? Sen neden beni böyle korkutuyorsun? Neden beni sürekli gitmekle cezalandırıyorsun? Ben üstümü değişeyim, siz rahat rahat konuşun. Özür dilerim. Duydun değil mi? Konuşmak istemediğim için olur. Duydum. Her tartıştığımızda balonu toplayıp kaçacak mısın? Ne yapıyorsun? Mücadele. Şimdi ben de bu şans varken Faruk odaya dalar. Evet. En iyi arkadaşım dolap. Hiçbir şey ay dönümümüze bu kadar daha yakışamazdı ya. Böyle tam best of olmaya aday bir gece. Kapa kapa. Ya benim gel Ben sana bir duygumdan bahsediyorum. Ben sana bir duygumdan bahsediyorum ama sen her şeyi alıyorsun, getiriyorsun, Begüm'e bağlıyorsun. Çünkü hala kadına karşı bir sorumluluk hissediyorsun. Hala vicdan azabı çekiyorsun, hala bir tarafın seni ona ait ya. Ben sana aitim. Süreyya ben sana aitim, Begüm'e aşık falan değilim. O 10 sene önceki Faruk'tu. Begüm 10 sene önce gittiğinde hep onu suçladım ben. Hep onu suçladım. Hiç kendimde hata bulmadım ben. Kendini beğenmişliğe bakar mısın? Kibire bakar mısın? Ben sadece onu suçladım. Peki sonra ne oldu? Sen geldin. Sen geldin ve ben değiştim. Beni sen değiştirdin Süreyya. Kendini görmeyi, kendiyle yüzleşmeyi, hiçbir şeyi saklamamayı bana sen öğrettin. Aramızdaki bu açıklığı sen sağladın. Ben sana saklamadan, gizlemeden, tas tamam bütün kafa karışıklığımı anlatıyorum Süreyya. Neden? Çünkü ben her zerremle sana aitim. Bu nasıl bir aşk Akif? Bundan hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Şu an neye dönüştüysen bu senin eserin. Bana anlat diyorsun. Anlatıyorum sana. Orada ne yaşadığımı, bütün duygularımı anlatıyorum Süreyya. Süreyya eğer beni dinlemekten vazgeçersen...
Benim bunları anlatacak başka kimsem yok. Sen benim kalbimsin. Seyretmeye tahammülüm yok artık. Hiçbir zaman gitmedim ki senden. Gidemedim ki hiçbir zaman. Hadi. Hadi gel seni götüreyim. Hadi. Bana kızgın olmadığın başka bir akşam yine gelir kalırsın burada. Ama şimdi değil. Ben buraya gelirken aklımı yedim. Gitmişse dedim, ya orada değilse dedim, bulamazsam dedim. Sürün, sürün. Kız sen benim kalbimsin, anlasana deli. Öldürecek misin sen beni ha? Manyak. Yapma be. Emir? Emir'i ne yaptın? Oksijeni yiyince bayıldı. Ya ne biçim babasın sen? Ne yaptın çocuğun? Zaten bir hafta sonu var. Anne siz ona midemi bozdu mu gittim falan söyleyecek. Sen evde yokken ben orada duramazdım. Allah'ım yarabbim ya. Faruk vallahi vicdan zammına öldürecek misin beni? Çocuğun bir hafta sonu var. Sanki ben dedim ki sana kalk bırak her şeyi de benim yanıma gel. Aşk olsun kalk hadi kalk kalk kalk. Vallahi ölürüm vicdan azabından. Çocuğun bir hafta sonu var yani. Ah Süreyya. Ah Süreyya. Nereye gidiyorsun? Dur. Dur lan nereye gidiyorsun? Dur. Yeter. Yeter Senem. Ne olacaksa olsun. Baksana elin herifi aşkı için neler yapıyor. Ben burada böyle sıçan gibi. Ay yok gitme dur. Ne haber Akif? İyi. Sakin ol, her şeyi anlatacağım. Lütfen. Çok özür dilerim. İstemeden de olsa konuştuklarınıza kulak misafir oldum. Ama madem sizinle böyle bir iç dökümünüze rastladık. O zaman o dolapların sırrı da artık açığa kavuşsun patron. Teyze. Sakin ol lütfen. Hani nasıl ki siz böyle cesurca, hani böyle cici, böyle nasıl ki böyle herkesle, her şeyle böyle mücadele vere vere seviyorsunuz ya. Ama ben böyle saklayıp saklanmaktan yoruldum. Ama artık size yemin ediyorum gerçekten kendimden utanıyorum. Ve gerçekten de size gerçeği haykırmak istiyorum. Biz Senem'le beraberiz. Birlikteyiz biz. Böyle işte. Aslında daha önce söylemek isterdik ama öyle bir durum oluşmadı. Yok olmadı. Aslında ondan önce biz kendimizi bir anlayalım istedik. Evet. Olay bu işte. Böyle yani. Dolap. Abi şimdi dolaba falan hiç girmeyelim. Hiç sırası değil lütfen. Ben olmuşum zaten dolapla ilgili. Bize niye söylemediniz ya? Ya işte nasıl söyleyeceğimizi bilemedik ki. Daha her şey çok yeni zaten. Çok. Çok yeni. Ya gülme ayıp oluyor. Tamam.
Peki tamam, biz gidelim o zaman. Sen de sonra uzun uzun konuşuruz. Ha Faruk, bir şey söyleyeceğim. Yalnız şimdilik bu mevzu bizim aramızda kalırsa mutlu olurum. Yani öyle gerçeğe haykırmak istiyorum derken hani kısıtlı bir zümreye. Hani öyle bilmesini daha istemediğimiz bir takım bazı insanlar var. Onların haberi olmasın. Bu mevzu sadece şimdilik dördümüzün arasında kalsın. Zaten hani Voltron 400'ü de biziz. Nasıl diyeyim, hani diğerlerine şey gibi düşünelim. Hani diğerlerine bölüm oyuncusu gibi düşünelim. Biz onlara şey yapacağız sonra. Tamam. Tamam. İyi hadi peki, tamam hadi. Görüşürüz, iyi geceler size. İyi geceler. Ben yapmam gerekeni yaptım sevgilim. Yarın ikimizin de canını okuyacaklar biliyorsun değil mi? Okusunlar. Allah tren kazası vermesin. Oh işte bak. Kuş gibi yapmışlar. Her gün öyle ölüp ölüp dirilmektense bir kere de çektim hepimi. Bu gece hepimiz için best of oldu bebişim. Nice aylara sevgilim. 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 Bir daha söyle. Sevgilim. Sevgilim. Senin işler de bu aralar bayağı bir yoğunlaştı galiba. Neden öyle oldu? Şey yani yıl sonu yani hesap kitap işleri biraz yoğun o yüzden. Aa! Ne öğrendim, bizim şey Arda var ya, Sevil'le evleniyorlarmış. Bizim bayık Sevil. Hı-hı. Evleniyor. Evet. Ay hayret bak, ben hiç duymadım. Ne diyelim yani. Kalksak mı artık yavaştan? Adı uyanır birazdan. Emzirme vaktim de yaklaştı. Kim o? Patronun eşi. Güzel Hatun. Öyle. Umarım ruhu da o kadar güzeldir. Aslı olan ruh güzelliği diyorsun. Ah tatlım ah, ruhumuz pırlantada ne oluyor? Tüslerine bir telim var. Bu saatte ne işi var? Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Bagajdan alsana inşallah. Annem bu olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ya bayağı herkes bir şey saklıyor Faruk demek ki. Ya bizden saklaması tamam normal, anormal değil. Doğru diyorlar, annem de duymasın. Aman ne olur sen de dikkatli ol, tamam mı? Bak biliyorsun annemin antenleri açık, duyar vallahi. Aman aman aman.
Ya Faruk düşünemiyor musun annenin duyduğunu şu an? Yer. Faruk düşünemiyorum. Yer, bitirir, çiğ çiğ yer. Yanarız yani. Ey Allah'ım ya. Aa, Allah Allah ya. Olur mu ki sence? Yani Akif sağlam çocuktur. Olursa güzel olur. Tövbe estağfurullah. Hadi sen git, git, git. Ben anca hazmederim. Seni seviyorum. Baş belası olmama rağmen mi? O kontenjan bana aitti diye biliyorum. Ben bak bunu hatırlatırım sana ben sanıyorum. Unutacağımı kim söyledi? Hadi yürü git. Hadi git. Tamam içeri gir de öyle git. Saçmalama hadi git bir tane hadi, vuracağım hadi. Şimdi. Endamını görelim yavrum benim. Ya vallahi çarpacağım bir tane ha. Genç kız mıydım ben? Yolunu bekliyorsun. Evet. Vay be. Gitsene. Tamam. Ay bu saatte yemedin, içmedin. Oğlumu oğlunun yanından koparttın. Öyle mi gelin hanım ha? Ha? Sen bu eve gelin olacaksın. Ailenin parçası olacaksın ha. Faruk yokken de kapıyı çalarsanız çok sevineceğim. Bu saatte o adamı yollara düşürürken hiç mi düşünmedin? Ha? Oğluyla ilk kez kaçamak yaparken burnundan getirdin adamın. Esma Hanım, ben sizinle bu konuları tartışmayacağım. Ama ben sen Prag'dan döndüğünde de sana söyledim. Faruk'un hayatındaki yeni sıranı fark ettiğinde sen kendin duramayacaksın dedim sana. Sen habersizce, saygısızca ailemize girdiğinde de, gelin olduğunda da... aklına ezip çekip ondan sonra geri geldiğinde de biz sana hep kucak açtık. Hatta adayı bile teslim ettik Esma sana. Esma Hanım. Sen büyük büyük laflar ederken biz seni dinledik. Öyle sağa sola ahkamlar kesip ondan sonra zora geldiğinde çantanı alıp çekip gitmek değildir aile olmak. Sevmediğine de sırf o mutlu olsun diye katlanabilmek gibi fedakarlıklar ister. Ha? Öyle ağzına geleni söylemek değildir marifet. Sırf onun hatırı için susabilmeyi bilmektir. Ya kalmayı bileceksin ya da gidiyorsan bir daha geri dönmeyeceksin. Diliyorsa Faruk da seninle gitsin. Bundan sonra sizin bu ailenin birliğini alt üst etmenize asla müsaade etmeyeceğim. Asla. Müdahaleci ya da ne bileyim kıskanç biri değildir. Aksine sağduyuludur. Yani tanıdıkça çok seveceğim biridir. Hani böyle hayatında hep olsun diyeceğin nerede de insanlardan biridir. Anladığım kadarıyla onun fikirleri senin için bayağı mühim. Belki annemden bile çok onayına ihtiyacım var. Sadece yenge kategorisinde değil. Hayatımı başkalarının fikirlerine göre yürütmüyorum. Öyle onay falan da dersen estağfurullah derim. Ve evet, Süreyya yengemden çok arkadaşım gibi. Ve tanıdıkça yani neden bahsettiğimi anlayacaksın. Şimdi tanımak için daha çok sabırsızlandım bak. Aa, Burcu? Aa, Melis? Ne işin var senin burada? Ay bir bakalım bugün kiminle buluştun?
Eray. Ay seninle karşılaştığımızı bilsem mahvolur çocuk. Hiç görme, mahvetmişsin çocuğu. İki ayda iğne ipliğe dönmüş. Hala seni sevdiğim, yemin ederim. Melis'ciğim, seni Osman'la tanıştırayım. Erkek arkadaşım. Merhaba Melis, ben memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kusura bakma, ben öyle seni fark etmediğim için dandında aldım. Yok, sorun yok. Sorun yok. Neyse, ben gideyim o zaman. Yapacak işlerim de var zaten. Araştırırız hayatım. Kusura bakma lütfen. Ya öyle bir dandun girer muhabbete. Öyle maksat muhabbet adında konuştu. Gerçek iyi olduğundan değil. Bir de bayağıdır görüşmüyoruz. Biriyle görüştüğümü de bilmiyordum. Bilseydi de bizim olacağımızı tahmin edemezdi. Sorun yok. Ayrıca sen alış böyle arkadaşlarına beni tanıştığında göreceğin bu ifade bence. Kalkalım mı? Olur. Hesabı alabilir miyiz? Canım. Günaydın. Hala evdesin, çıkmadın. Yok canım, çıkmadım, hazırdım. Sen nereden biliyorsun? Aşağıda aç oldum ben. Aa. Bak sakın balkona çıkma, tamam mı? Aşağıda bekliyorum. Ne oluyor ya? Bir gel de görürüz. Balkoncuyuz. Çıkmadı. Ne diyorsun ya? Aa, bu ne? Doğru. Gel bakalım. Gel bakalım. Ay, sen kimsin? Allah'ım, sen nesin? Ya yolda gelirken bulduk. Annesi yok herhalde. Ezilecekti şapşal. Ben de karım buna delirir dedim, aldım geldim. Yani demedin anca o bızdık kurtarır beni diye. Ya demiş olabilirim. Allah karşıma çıkarttı. Hiç kıyatçı seni. Kızımız. Aşığı. Ben de çok aşığım. Aşık. Ay Allah ya. Ne? Karnı açtır ya. Yiyecek bir şeyler bulalım çocuğa. Eve sokamayız. Aşıları yok. Aşıları olmadan bebeğe belki bir zararı olabilir. Veterinere götüreyim, aşısını yaptırayım diyeceğim. Okula gitmem lazım. Faruk ne yapacağız? Nazif seve seve bakar, sen merak etme. Aşkım benim istemesem de İstanbul'a gitmem lazım. Gidip hazırlanayım ben. Tamam. Tamam mı? Sen de bir ara gel de yüzünü göreyim, çok özledim. Belki gelebilir, hiç sanmıyorum gelebileceğimi. Babam. Abla. O ne? Vade güzelliğe bakar mısın? Oo, sen kimsin ya? Nucu tatlı şişer. O çirkin şey ne ya? Sensin çirkin. Oğlum neresi çirkin ya? Kızım neresi sen çirkin? Duyma onu. Kız mısın sen, erkek misin? Sen kimsin bakayım acaba? Kız bu ya. Anne gerçekten vaktim yok. Sonra konuşsak. Ya ertele kaynat, ertele kaynat. Hep yaptığım bu. Üç maymunu mu oynayacağız hep ha? Evi terk etmek ne demek? Anne terk etmedi. Teyzesine gitmiş kız. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ha? Ben kaç kez karın yüzünden lafımı yuttum oturdum. Sonra onu yeniden aileden kabul ettim. Hatta torunumu bile ona emanet ettim. Ama o ne yapıyor şımarmaktan başka? Ha? Sen oğlunla ilgilendin diye evi terk ediyor. Ne yani, sen dönmeseydin boşanacak mıydı o zaman da? Anneciğim boşanma falan yok. Nereden çıkartıyorsun bunu? Kız kafasını dinlemeye gitmiş. Ben büyüttüm olayları. Kabahatini üstlerine üstlere sen şımartıyorsun onu. Sen onu bize göre eğiteceğine, o seni kendine göre eğitiyor. Yani her kızdığında o gidecek, sen de peşinden süt dökmüş kedi gibi gideceksin, öyle mi? Anne senin bu baskıcı tavırların senin evliliğinde işe yaradı değil mi? Hala onun sonuçlarıyla boğuşuyoruz. Bırak anne, kendi yolumu kendim bulayım.
Ya anacığım ne yapıyorsun sen? Dur ne yapıyorsun? Bırak bırak, ver bana şunları, ver ver sen. Ver, aman ver. Canı tez işte, duramıyor. Ya ne yapıyorsunuz? Bıraksanıza. Aa, ya hadi siz gidin bir yerde kahve falan için, kızlar yapar işi. Hayır, işim gücüm var, bırakamıyorum yani. Hadi oğlum, hadi sen git. Ben kızlara yardım için şehitliydim. Canım benim. Canıma garezim yok ya, yavaş yavaş yaparım ben. Hadi. Adem, ben daha buradayım. Yaramazlık yaparsa telefon eder, şikayet ederim sana. Hadi sen git. Hadi oğlum, hadi. Tamam. Hadi. Tamam, hadi. Çok yorma kendini. Tamam oğlum. Hadi kolay gelsin. Hala çok kızgın bana. Hiç istemedi ayrı eve çıkmamı. Zor ikna ettim vallahi. Ev ev üstüne olmuyor ki. Bu Esma cümbür cemaat nasıl yaşıyor acaba? Bir tarafta oğlanlar, bir tarafta gelin. Ya ben bir gelinle rahat edemedim evde. Yani yeni evliler zor iş tabii de. Eviniz de kocamandı. İsteseniz birbirinizi bile görmezdiniz. Niye böyle alacele düzenini bozdun ben anlamadım. Ha ne yapacaksın şimdi tek başına? Ay tek başına olur mu? Görüyorsun Adem, beni hiç yalnız bırakır mı? Hala eli üstümde. Böyle. Belli sana çok düşkün. Çok şükür. Ama yine de bilemedim. Bunları nereye bırakayım? Şöyle masanın üstüne koyuver. Ay ben de bir lavaboya gideyim. Açılmamış bir tek bu kalmış da. Açayım diyorum. Şey, ıvır zıvır şeyler var bunda. Şu büyük kutulardan başlayalım. Ben kaldırayım bunu. Sonraki iş bu. Bir de çay demlerim şimdi. İçeriz. İçeriz. Ne kadar telaşlandı öyle. Acaba ne yazıyordu mektupta? Reyhan, küçük bir kalp krizi geçirdim. Doktorlar zamanında müdahale etti. Mustafa haberini sana da iletmiş. Saatim iyi çok şükür. Fakat bu meyanda bazı hakikatleri daha iyi kavradım. Adem benim oğlum ve onu adımdan mahrum etmenin vebaliyle ölmek istemediğimi gördüm. Ne beni ne ailemden vazgeçemeyişimi affetmeyeceğini iyi biliyorum. Ama bana olan öfkenden Adem'i de yakma. Hatadan dönelim. Ben Esma ile bu konuda her türlü münakaşaya varım. Eğer ölüp gidersem, arkamda bana ve benim nezdimde bütün aileme öfkeli bir evlat bırakmak istemiyorum. Sana belki bir zamanlar sevdiğin Fevzi olarak değil ama fani Fevzi olarak yalvarıyorum.
Adem'i nüfusuma almama izin ver. Böylece hem seni hem onu darda bırakmadığımı da bilmiş olurum. Cevabını bekliyorum. Fevzi. Senin vicdanını rahatlatmana izin vermedim. Bu da benim tek kazancım olsun Fevzi. İçimi soğutan tek şey. Bu acıyla ölüp gittin işte. Bana yaşattıklarının yanında hiç sayılır. Ama hatırlamak çok iyi geliyor. Yattığın yer rahat olmasın. Hayırdır? Ne var? Ha, bugünler herkes bana böyle bakıyor dik dik. Ne oldu? Hayır, yani sıkkın görünüyorsun sadece. Terapiye gidebildin mi? Arayıp teyit etmedin mi? O kadar para veriyorum abuk sabuk laflar işitmek için kaçırır mıyım? Ne oldu, ne dedi? O da anneme sardı. Ben annene sardım çünkü. Ya tamam, Allah aşkına bak, abuk sabuk tartışmayalım burada. Mayınlı tarlada zaten bugün yeterince dolaştım. Akşam da yemeği annemle yiyelim. İlk geceden kadını yalnız bırakmayalım. Tabii beni bağımlı yapmazsa bu durum. Adem sen... ya gergin gibisin. Anlatmak ister misin bana? Ya ben şurada bir çayımı içip kalkamayacak mıyım ya? Hani burada da mı terapi? Ne dedim ben şimdi ya? Çok şey diyorsunuz. Çok şey böyle gök gök bakıp gözlerinizi dikip dikip üstüme. Çok şey. Bir rahat verin. Adem sen psikiyatr yüzünden beni mi suçluyorsun? Bir izin ver, bir rahat nefes aldır diyorum. Ben ittiğin bu çukurundan çıkmak için debeleniyorum. Ben seni o çukuruna itmedim. Sen o çukurda olduğun için beni dövdün. Ben de sana el verdim o kadar. Hepsini koy, hepsini koy tabağıma. Ben... pislik herifin tekiyim. Tamam, ne yapayım işte ben böyle arınmaya çalışıyorum ya. Ama ben, olmuyor öyle birdenbire olmuyor. Birdenbire Nirvana'yı bulduramadı senin terapist kadın. Daha isim bulamadık ya bebişe. Emir'e mi sorsak? Hı? Bak bu çok hoşuna gider biliyor musun? Bence iyi fikir. Ne yaptı? Gece fark etti mi yok onu? Dedim ya sana oksijeni görünce bayıldı diye. Sabah gördü. Uyanınca da neşesi gayet yerinde değil. Sorun yok. Sen nasıl uyudun? Sensiz uyuyamadım biliyorsun. Bir de seni öyle bıraktım gittim. Hı. Dön sağa dön sola. Bak. Gözlerim çöktü. İyi olmuş. Bu desem ya da yazık kıyamam mı desem bilmiyorum. Çok. Kıymam. Kıymam. Sev beni. Seviyorum zaten. Sevmesem bu kadar uğraşamayayım seninle. Ha. Hı. Emir bir tiyatro oyunundan bahsediyor. Arkadaşları falan gitmiş galiba. Çok hevesli gitmeye. Onu götüreyim diyorum. Ha üçlü mü yine? Ama seninle. Ben de mi?
Nasıl yani? Sen, ben, Emir. Ama ne der bilmiyorum ki. Ya canım, barışmadınız mı? Bileklik için teşekküre geldi ya. Ya tamam, öyle oldu ama ne bileyim şimdi. Bence iyi olur. Güzel bir şans bu. Bence de. Yettim abla, yettim. Bitti bulaşık da tamam. Kaçın. Ay, iki ayağımız bir pabuca girdi. Ne bu şimdi? Hayır, pazar pazar hiç misafir kabul etmez ki bu kadın. Ha abla? Hem de Letafet Hanım ha. Ha, gıcık ona değil mi? Hem ne? Allah Allah, ille geleceğim diye tutturunca ne desin kadın? Tövbe tövbe. Gülistan, sen git de bana şeyden, kilerden maya getir hadi. Elin batmadan hadi canım. Hadi bir maya getirsen. Mustafa. Şimdi ben bu Gülistan'ın ağzına laf vermek istemedim de. Ne oldu ya? Şey diyeceğim. Şimdi dün bu Letafet Hanımlar aradılar ya, gelelim mi diye. Ha. Hanımım ilk önce dedi ki ben hiç uğraşamam sağ başımdan dedi. Ya tamam. E sonra çağırdı geri yanına beni. Benim oyalanmam lazım. Çağır, mutlaka gelsinler dedi. Ben çıkarsam kötü şeyler olacak dedi. Ben çok endişelendim. Hayır, çünkü bu kadın çok şey yaşıyor Mustafa. Ay. Ne oldu? Kafa gidip geliyor olmasın. Hayır, çünkü bunlar yapacağı şeyler değil. Yani böyle 10 dakikada bir karar değiştirmek falan. Hele ki Letafet için. Ha. Nurgül. Hı. Ben şiştim diyeceğim sana vallahi. Ne? Ne oldu? Ben... Bizim Esma Hanım'ı avukatla gördüm ya. Hangi avukatla? Hangi avukat olacak canım? Garip'le. Avukat Garip'le gördüm. Hı. Çarşıda mı karşılaştılar? Ne karşılaşması? Basbayağı buluştular. Bana kendini çarşıya bıraktırdı. Sonra benim onu görmediğimi sanıp atladı bir taksiye, yardır yardır gitti. Ben de düştüm peşine. Ya tabii canım, yani yanlış anlama. Yani başına bir sıkıntı gelmesin diye. Sonra buluştular. Gül oynaya konuştular. Yok ya. Ne yok ya? Basbayağı gül oynaya konuştular. Sanki evde kapışıp kavga eden onlar değilmiş gibi. Bayağı keyifleri de yerindeydi. Yani... Yani... Ben tabii hanımıma kondurmak istemiyorum ama sen bu kafa mafa gidiyor deyince böyle... Şişt! Edepsizlik etme. O ne biçim laflar öyle? Ayıp ayıp be. Koskoca Esma Sultan. Hem onlar eski tanışlar. Belli ki aralarındaki buzlar erimiş işte. Hem ne güzel. Bak, kadının tansiyonu oynayıp duruyor. Hiç değil kafasından bir tane problem gitmiş oldu, gördün mü? Ama buzlar bayağı... Bulduk. Bu hafta parayı bulduk abi. Öyle mi? Abi sana yemin ediyorum, çok güzel bir rüya gördüm. Herkes bir sayı söylesin. Ha, oldu. Sen onu ancak rüyanda görmüşsün. Allah, rüya görmüşmüş de. Kaç? Yaz. Benden 16. Hadi. 16. Bursa'nın plakası diyorsun. Ben gidiyorum abi. Sen niye bana kilitledin bu toplantıyı şimdi? Pazar günü toplantı koymak nereden çıktı? Seni sanki bu ara buralarda bulabiliyoruz da... Ne oldu, tatil takıntın mı başladı yoksa? Ayrıca ben sana mail atmıştım. Evet, son dakikada. Ama görmedim. Sen mailini görmedin. Baba, bu kıyamet alameti. Sen emin misin bu ara iyi olduğunu? Ya bir şey bak ya. Yani... Pazar günü çalışmak istemeyen bir adamın hasta ilan edildiği tek yer bugün burası herhalde, değil mi? Ha? Ah, laflara bak. Burada mı ineceksiniz efendim? Evet, ben buradayız. İneyim. Evet, sen artık git. Sen biliyorsun ne yapacağını. Ben de sana anlattım. Gayet güzel yaparsın. Hadi.
Evet. Seni de pazar pazar buralara kadar çağırdım. Faruk bir şey dedi mi o da İstanbul'a gitti. Ben siz halledeceğim bazı şeyler varmış. Benim de burada işlerim vardı. Buradaydım yani. Ben şu Can'ı bir araştırmak istiyorum. Biz onu zaten yaptık Esma'nın Faruk'un söylemesiyle. Açıkçası pek elle tutulur bir şey bulamadık. Siz bu araştırmaları her kime yapıyorsanız sen onu bana bir gönder yine de. Ben daha detaylı bir araştırma istiyorum çünkü. Ben söyleyeyim ne söylenecekse takip falan mı yaptırın? Sizin başınızdan aşkım bu aralı işleriniz. Bir de seni böyle bir şey için ikide bir de buraya çağırmayayım. Sen adamı doğrudan bana gönder. Peki. Sen pek buralardasın bu aralar ha? Yoksa Bursalı bir gelin adayı falan mı var? Yok Esma Hanımcığım nerede? İşte iş güç mücadele hep. Ama vakit geçiyor. Ha? Eğer bulamadıysan bulalım sana şöyle helal süt emmiş bir gelin. Helal süt. Çok şakacısınız Esma Hanım. Yok canım gayet ciddiyim. Aman diyeyim gözünü seveyim sen bari doğru düz birisin getir bana. Bak bekledim senden bir turna istiyoruz. Sinirimi zıplatacak birisini getireyim deme sakın.